about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Merhaba arkadaşlar. 15 Ocak 2018 Pazartesi, yeniden birlikteyiz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yakup Kepeney'in "Hoş geldin Milliyetçi Cephe" başlıklı köşe yazısını okuyacağım bugün. Geçen hafta ortalarında gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, ülke siyasetinin yeni bir düzleme taşındığının kanıtıdır. Yeni siyasal düzlem, aşırı sağın, biri İslamcı, diğeri aşırı milliyetçi iki köktenci ucunun 2020'lere dek uzanacağı en yetkili ağızlarca vurgulanan birlikteliğidir. Cephe savaş çağrıştırır. Bu ülkede cephe oluşturmak tarihsel olarak sağcı siyasetin işidir. 1960 öncesinin nüfusun %80'inin yaşadığı köylerin kahvelerini bölen Demokrat Parti iktidarının vatan cephesi epey eskide kalmış olsa da 1970'lerin ikinci yarısında yaşanan İki milliyetçi cephe deneyiminin yıkımları henüz belleklerdedir. Tüm yönleriyle hala tam olarak aydınlanmamış olan 1 Mayıs 1977 Taksim katliamında iktidarda birinci milliyetçi cephe hükümeti vardır. Türkiye başta üniversiteler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarına uzanan bu ölümcül cepheleşmenin milliyetçi cephe hükümetlerinin iç ve dış siyasetteki yönetim başarısızlıkları sonucu 12 Eylül 1980 faşizmine sürüklenmiştir. 40 yıl öncesinin milliyetçi cephe hükümetleri esas olarak adalet, milli selamet ve milliyetçi hareket partilerinin ortaklığıdır. Önemli olan cephelerin cephe olmalarının bir sonucu olarak olaylara tek taraflı ya da tek gözlü bakışı ve bunun yarattığı ağır yıkımlardır. Örneğin milliyetçi cephe hükümetlerinin mimarı da olan Adalet Partisi Genel Başkanı'nın ülkede kan gövdeyi götürürken 79 Maraş katliamı günlerinde basının karşısına geçip katliamla ilgili gerçekler henüz ortaya çıkmadan "bana sağcılar ve milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemezsiniz" diyebilmesidir. Sonrasında milliyetçi cephe hükümetlerinin ve merkez sağ siyasetinin ana gövdesi Adalet Partisi eridi gitti. Yazgıya bakın. O yıllarda Adalet Partisi'nin besleyip büyüttüğü iki köktenci uç, onun külleri üzerinde kendi öz niteliklerine uygun yeni bir cephe oluşturuyor. Bu cephe, ideolojisinin niteliği gereği parlamenter demokrasiyi sona erdiren, başta emekçi hakları olmak üzere hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan, kendi gibi düşünmeyenleri çoğu kez hiçbir kanıta ve belgeye dayanmadan terörist ve hain ilan ederek düşman sayan bir yapılanmadır. Üstelik bu cephe, iliklerine dek siyasallaşmış bir yargı sisteminden, kendi yaptıkları yasalara göre karar veren Anayasa Mahkemesi kararlarını bile hiçe sayacak kadar güç alıyor. Gerçek ihtiyaç, özgürlük, adalet, demokrasi ve barıştır. Bu cephenin karşılığı ne olmalı sorusunun yanıtı çok açıktır. Özgürlük, demokrasi ve barış. Eğer bu üçlü varsa orada siyasal cepheleşme değil, dostluk ve kardeşlik vardır. Bu ülkenin insanı yıllarca cepheci hükümet uygulamaları nedeniyle ödediği ağır bedellerin karşılığında başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükleri fazlasıyla hak ediyor. Bu toplumun kendi seçtiği ve kendisi için çalışan, etkileyebileceği milletvekillerinin oluşturduğu bir yasama organını, siyasetten ve sermayeden bağımsız bir yargıyı, yine sermaye ve siyaset baskısından uzak bir basın yayını, kadın erkek eşitliğini, daha eşitlikçi bir gelir dağılımını, çağdaş eğitimi, yaşadığı doğal çevrenin talan edilmemesini, rüşvet ve yolsuzluktan uzak, dürüst ve etkin çalışan bir devlet yönetimini istemeyeceği düşünülemez. Bu halk, yıllardır şehit diye gözyaşlarını gömdüğü gencecik insanlarının acısıyla artık gençlerinin yaşam hakkının korunmasını hiç kuşku yok ki çok ama çok istiyor. Bu durumda yapılması gereken oluşturulmakta olan bu yeni milliyetçi cepheyi özgürlüğün, demokrasinin ve barışın aydınlığında eritmek, oy sandığına gömmektir. Bu görevde başta aydınlığı savunan siyasetçiler olmak üzere özgürlük, demokrasi ve barış isteyen halk kitlelerine düşüyor. Yakup Kepeney'in 15 Ocak 2018 tarihindeki yazısını seslendirdim arkadaşlar.
Benim bu köşeleri okumaktaki amacım görme engellilere ya da gazete makalelerini okumakta zorlanan yaşlılarımıza yardımcı olmak ya da iş yaparken ya da yoldayken YouTube'dan makale de dinlemek isteyenlere her gün bir makale seslendiriyorum. Teşekkür ederim yazarlarımıza ve dinleyicilerimize. Eğer devamını dinlemek istiyorsanız köşelerime abone olmak için sesli köşe oynatma listeme ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. İyi günler. If you want